Sevgili gençler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben bir dinozor abimiz olarak burada kendi deneyimlerimi biraz evvel konuştuğumuzda dinledim. Gayet güzel teorik konular hayattan derslerle birleştirilirse belki daha enteresan bir konuşma olur diye düşünüyorum. Ben esasında Cumhuriyet çocuğuyum. Şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet'in 28. yılında bir okula başladım. Henüz iki tane büyük kurucu, Türkiye'nin kurucu liderleri, Cumhurbaşkanı Atatürk kurucu, devlet kurucusu. Aynı zamanda onun arkasında 38'den sonra 50'ye kadar o dönemin eğitim sistemi, o dönemin değerleri, o dönemin yaşam tarzı ve aile yapısı ile başladı. Yani 1950'de, 1950, 2017'de demek 67 sene geçmiş. İşaret o zaman bilinç değil. Yani ilk kurulduğunda bütün olayları değerlendirebiliyorum diye. 67 senenin hesabını yaparken hem dünyadaki olayları hem de ülkemizdekileri beraber benim de iş hayatımdan önceki hem eğitim hayatımı hem iş hayatımı paralel götürerek bir mukayese yapmak istiyorum. Önce bir bakalım kuruluşundaki 13 milyon kadar insan var. Kadın nüfus erkekten fazla çünkü uzun yıllar savaşlarda yok olmuş erkek nüfus. Eğitim yok, sanayi yok, tarım yok. Sıfırdan bir ülke. Dolayısıyla o dönemin şeyi fakir. Yani hala 22 sene geçmişti ama Cumhuriyet Han tarafı ülke fakirliği mukayese yapıyor. Yani şöyle, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını Atatürk'ün yurtluğunda birkaç en son paragrafta gayet güzel açıklıyor. Bilim ve tekniğin en son ilkelerinde yani ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalışmış. Türkiye'nin içine bıraktığı kabul, kutsal aramanı şu sözlerle yorumlamıştır. Bu uzun ve ayrıntılı sözlerin tarihe mal olmuş bir devrim yöntüsüdür. Burada ulusum için ve yarın çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtmiş ise kendimi umut sayacağım demiştir. Bizim nesilde yaptığı işleri mihenk taşına vurduğunda şu iki hedefe ulaşmadığına bakar. Benim nesilde. Şirketim için ki ben bütün hayatımı sanayiyle geçirdim. Nasıl geçirdim biraz zaman anlatacağım. Şirketim için aldığım kararlar ve iş sonuçları şirketime yarar sağlıyorum. Aynı zamanda ülkeme de bir katkısı oluyorum. İkinci hedef, çağdaş yaptığımız işler, çağdaş medeniyetlerle aramızdaki teknoloji farkını azaltıyor mu? Netice itibariyle dünya büyük bir aile. Biz de o ailenin bir parçasıyız. Zenginler var, fakirler var. Orta gelirliler var. Böyle düşünelim. Aynı gelir dağılımı bozukluğu gibi, dünyada da bir gelir dağılımı bozukluğu var. Ve nüfus artıyor. Ben çocukken İstanbul'un nüfusu 1 milyondu. Şimdi resmen 15 milyon diyorlar ama 20 milyon civarında yaşayan var bu şehirde. Kayıtlı kayıtsız. Ben çocukken Türkiye'nin parasında 1 kuruş, 2,5 kuruşlar vardı. Ve geçerliydi yani 1 kuruşa bir şey alabiliyordunuz. Onun üzerinden geçen senelerden sonra nüfus artışı
ve gelirin ona paralel artmamıştır. Bize biraz evvel Adnan Bey söyledi. Oransal olarak Türkiye'nin durumu son 300 yıldır değişmiyor. Ama miktarsal olarak büyük emperyal ülkeler, öyle diyelim, dünyanın zenginliğini kullananlar, bugün buralarda olan olaylar Orta Doğu'da da hep aynı sebepten. Zenginliğe nasıl el koyarız meselesi. Böyle bir fark var. Dolayısıyla biz öyle büyüdük. Acaba aradaki farkı kapatabileceğiz mi diye. Şimdi önce bir dünyaya bakalım. Bugünkü dünyaya bakalım. Nüfusu 7 milyar. En güçlü ülkesi, en zengin ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. 13 trilyon dolar civarında bir milli geliri var. Türkiye'nin bugün 806 milyar dolar bir geliri var. Amerika'nın nüfusu, dünya nüfusu içerisinde aşağı yukarı %4,5 civarında. Bizimki %1,1 civarında. Amerika devlet olarak çok geniş bir alana yayılmış vaziyette. İki okyanus arasında. Her türlü iklim şartları var. Benzeri Türkiye'de de var. Türkiye'nin konumu dünyanın hemen merkezi, yani güneşin doğduğu noktadan bakarsak doğudan batıya her iki taraftan da 12 saatlik bir mesafe aşağı yukarı. Demek ki dünyanın tam merkezindeyiz. İklim olarak çok müsait bir ülkedeyiz. Buradan binlerce medeniyet geçmiş. Hala kazılarda görüyorsunuz medeniyetlerin beşiği bir ülke. Napolyon ne demiş? Eğer dünya tek bir ülke olsaydı İstanbul'da başkenti olurdu. Dolayısıyla deminki hedeflere göre baktığım zaman ben ülkemin içinde yaşayan insanların hayat seviyelerinin ve yaşam standartlarının yükselmesi için aradaki farkı nasıl kapatacağı açısından hep değerlendirdim. Eğitim çok önemli hepimiz için, hepiniz için. Ama eğitim bitmiyor. Yani lise ve üniversite ile bitmiyor eğitim. Çünkü o kadar hızlı yeni şeyler oluyor ki bugünkü dijital dünyada bana göre, yani bilgisayar kullanmasını bilmeyen bir kişinin yaşama şansı çok az iş hayatında. Hatta biraz daha ileri gidebilirim. Bu binary sistemin programlama, en azından ufak tefek programlama kısmına da hakim olmak lazım. Dün Google yeni bir ürün lanse etti. Duymuşsunuzdur belki. Bir kulaklık yaptılar. Herkesin alabileceği fiyatta. Türk parasıyla 600-700 lira civarında bir fiyatla çıktı. Kulaklıkta 40 ayrı lisanda anında tercüme yapabiliyorsunuz. Yani dinleyebiliyorsunuz. Ben Türkçe konuşurken siz İngilizce dinleyebiliyorsunuz. Çince dinleyebiliyorsunuz. Hintçe dinleyebiliyorsunuz. Anında tercüme edebiliyor. Şimdi onun dışında güneş enerjisini depolamaya, işte Hyperloop'ta basınçsız bir ortamda aşağı yukarı 1000 kilometre hıza varan bir uçan arabalar, şimdi de şeysiz, şoförsüz arabalar, yapay zeka gibi bir taraftan dünya teknolojisini süratle arttırıyor ve teknolojide ileri gidenler mesafeyi açıyor. Ama şöyle bir de gerçek var. Dünya kainatta çok küçük bir gezegen. Bir toplu iğne başı bile belki değil öyle baktığımız zaman. İnsan ömrü de öyle. Bizim dünyamızın 3.4 milyar yıllık bir ömründen bahsediliyor. Güneş sistemi de 13, kainatta uzay bizim içinde bulunduğumuz 13.4 milyar yıllık bir geçmişe sahip. Şimdi böyle baktığınız zaman ne kadar insan ömrünün kısa olduğunu ve onu nasıl değerlendirmesi gerektiğini çok daha iyi mukayese edebiliyorsunuz. Öbür taraftan dünya nüfusu bugün 7 milyar, 2050'de 9 milyar olacağı söyleniyor. Demin söylediğim eşitsizliklerin
daha da büyük ölçülerde ortaya çıkacağını görüyoruz. Özellikle teknolojide ileri giden ülkelerin açacağı mesafe açısından. Şimdi ben bu çerçeve içerisinde kendi hayatımda, iş hayatımda başarı ve başarısızlıklarla ilgili neler yaşadığımı size verilen süre içinde kısaca anlatmaya çalışacağım. Esasında ben çok değişik sanayi kollarında çalıştım. Bilgisayarcı olarak başladım iş hayatına. 3 yıl program yazdım. Küçük bilgisayarlar sattım. Satıcılık da yaptım. Ondan sonraki işim bir sanayi şirketiydi. Benim o günkü genel müdürümün transfer olmasıyla beni de oraya çekti. Yani kariyer esasında planladığınız gibi değil. Ha, bilgisayarcılığı baştan önümdeki alternatiflerden bir tanesi olduğu için seçtim. Geleceğe yönelik potansiyelini gördüğüm için seçtim. Fakat ondan sonraki kariyerim benim tamamen tesadüflerle dolu. Yani kendim yönlendirmedim. Ama içine girdikten sonra kariyerin ortaya çıkan tesadüfleri iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Nerelerde çalıştım bu bilgisayarcılıktan sonra? Otomotiv yan sanayinde çalıştım. Otomotiv yan sanayinden lastiği de onun içinde sayabilirsek, yani elektrik ekipmanları üreten bir şirket vardı otomotiv grubu için. Döküm sanayi yaptım, döküm sanayinde çalıştım. Dayanıklı tüketim malları üreten Arçelik'te çalıştım. Koç grubundaki kariyerim bittikten sonra, ki en son kariyerimde stratejik planlama grubuyla insan kaynakları grubunun başkanlığını yaptım. Ondan sonra yaş 60, emekli olacaksın dediler kurallara göre. Peki dedik. Bir buçuk sene bir arkadaşım da kendi işimizi danışmanlık yaparken şimdi çalıştığım gruptan bir teklif geldi. Oraya CEO oldum. Ve halen şimdi 8 sene kadar orada CEO'luk da esasında Türkiye'deki kanunlara vesaire bakmayın böyle şatafatlı laflara. CEO'luk o kadar herkesin parlak kendi liderlikleriyle alıp götürdüğü, bağımsız olarak karar verdiği bir ortam değil. Hem kanunlar öyle değil. Yani yönetim kurulu var üstünüzde ve yönetim kurulu genellikle %95'i Türkiye'deki şirketlerin küçüklü büyüklü aile şirketidir. Bütün dünyada da aile şirketleri hakimdir yani. Ama oradaki anonim şirket yapısıyla Türkiye'deki çok çok daha farklıdır. Her ne kadar anonim şirket yapısında olsa bile büyük şirketler gene de aile kararlarda hakimdir. Buradan şunu demek istiyorum. Siz kariyerinizi planlarken kendi yetenekleriniz ve başarılarınızın veya başarısızlıklarınızın steril ortamında değilsiniz. Muhakkak sizi çerçeveleyen başka şeyler var. En başta ülkenin durumu, ekonomik ve siyasi durumu. Ondan sonra şirketin içindeki ailelerin size ne kadar bağımsızlık verdiği, onun dışında kendi ailenizle olan ilişkileriniz, iyi zaman var, kötü zaman var, paralı var, parasız var, yetiştiğiniz ortam bu açıdan çok önemli. Ve kendiniz varsınız. Kendi başarılarınız, kendi yeteneklerinizi yapabileceğiniz ortam böyle bir çerçeve içerisinde. Tek başınıza değilsiniz. Dolayısıyla bu kadar değişik kimya sanayi, burada bu yeni grubum içinde kimya sanayi var. Enerji üretim ve dağıtım işimiz var. Bir de gayrimenkul geliştirme işimiz var. Burada şunu diyeceğim tek bir cümleyle, eğer güçlü taraflarınızı ortaya çıkabilecek bir ortam veriyorlarsa başarılı olursunuz. Ama kendi yetkinlikleriniz ve değerlerinizden de hepsini doğru kullanıyorsanız başarılı olabilirsiniz. Doğru kullanmıyorsanız, hata yapıyorsanız orada ayağı sürtecektir. Bunu da bir şey olarak kabul etmek lazım. Yani başarısızlığa açık olmak lazım. Diğer arkadaşlar da benden önce konuşanlar söyledi. Ama ben genellikle bardağın dolu olan tarafına bakmaya mütemail, yani pembe gözlükle bakmaya mütemail bir karakterim var. Şeyden yılmam.
problem olsa da, başarısızlık ortaya çıksa da onu doğruluktan ayrılmadan, çalışmaktan vazgeçmeden ve cesaretle üstüne giderek karşılamaya çalıştım. Hayatım boyunca bu prensiplere dikkat ettim. Zaten eğer olgunlaştım diye düşünüyorsanız bu mutlaka mücadele etmekten geliyor. Olgunlaşmak demek hayatta başarısızlıkların üzerinden mücadeleyle geçmek demek. Esasında olgunlaşmak dediğimiz şey başarısızlıkla karşılaşınca onu mücadele edip yenebilmek lazım. Burada tabii şöyle bir durum var. Eğer çalıştığınız ortamda demin çizdiğim ekibiniz yoksa, sağlam bir ekibiniz yoksa, bu ekip işi çok önemli. Birlikte çalışacağınız ekibin sizi yukarıya da taşıyabilir, aşağıya da çekebilir. Doğru insan seçmek lazım, doğru kişilerle çalışmak lazım. Burada tabii arkadaşlığın ötesinde bir de liderlik kavramı geliyor. Ekiple beraber birisinin karar vermesi lazım. Karar çok önemli ve kararda tabii liderin veyahut başarının ilk şeyi ortaya çıkıyor. Doğru karar, yanlış karar. Bizim için iyi analiz edilmiş, iyi bir ekiple teçhiz edilmiş ortam iyi bir ortamdır. Ama bu tek başına yeterli değil. Eğer bir iş yapıyorsanız ve bu kuralları başka tarafından yazılıyorsa, örneğin devlete bir iş yapıyorsanız ve kurallar değişiyorsa, siz istediğiniz kadar başarılı yaptığınıza inanın, o bir yerde kuralların getirdiği sıkıntılar dolayısıyla toslayacaktır. Yani böyle bir örnek var benim. Bir özelleştirme den bir şey alınmış benden önce yönetim. Bir liman almış. Oradaki kurallar bir anda değişti ve haksız bir rekabete de uğradık. Başka bir yakınında bir limanla içinde bulunduğumuz limanın iş hacmi birdenbire yarı yarıya düştü. Hatta daha da az düştü. Dolayısıyla zarar etmeye başladı. Şimdi burada kararı veren, başlangıçta limanı alan, özelleştirmeyle parayı veren şirketin yöneticileri bence çok kabahatli değiller. Başarısız sonuç ama neden değiller? Çünkü kurallar değişmiş. Kuralları değiştikten sonra da başka yöneticiler gelmiş. O başarısız ortamda başarılı olmaları mümkün değil. Buradan sükutu hayale uğramamak lazım. Yani burada mücadeleyi, nitekim mücadeleye devam ettik. Haklılığımızı tescil ettirdik zaman içerisinde. Ama çok yorulduk. Bunu göze almak lazım. Ha mutlu, bu sıkıntıya katlanabilir miyim? Bu mücadeleyi verebilir miyim? Ben şahsen bu mücadeleyi verirken başlangıçta çok stres altında kalıyordum. Ama sonra bu bir alışkanlık haline geldi. Çünkü Türkiye'de iş yapmanın ortamı bu. Buna kendinizi alıştırmazsanız maalesef her seferinde streslerle boğuşmak durumunda kalırsınız. Yani esasında ülke için endişe duymamak lazım. Sorumluluk almak lazım. Sorumluluk duymak lazım. Ve onun karşılığında da bir şeyler yapmak lazım. İstemediğim bir şey için çok çalışmaya stres diyorlar. Sevdiğim bir şey için çok çalışmaya tutku diyorlar. Sevdiğin için bir şeye çok çalışıyorsan mutlu oluyorsun. O tutku senin mutluluğun bir şekilde. Ama sevmediğin bir işi yapıyorsan ve çok çalışıyorsan o sevmediğin iş sana stres yaratıyor. Stresin tabii başarıyla başarısızlıkla çok yakın ilişkisi var. Burada yani dolayısıyla çalışma mücadele esas, fakat neyi seçeceğiz, nereye gideceğiz, ne zaman yolumuzu değiştireceğiz? Burada tamamen kendi arzunuza göre hareket etmelisiniz, bana göre. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan. Eğer hayattaki, bu kısa hayattaki, öyle diyeyim, oradan bir parantez açayım, Can Kıracı duymuşsunuzdur hepiniz. Koç Holding'in efsane yöneticilerinden biridir. Kendisi iki tane kitap yazdı, 90 yaşında şu anda. O kadar güzel anlatıyor ki kitabın başında, diyor ki 90 kere
Güneşin etrafında döndük. Hepsi 32.800 gün öyle bir şey yaşadım. 90 gün. 90 yılı böyle gayet basite indirgeyerek tarif etmiş. Buradan şuna geliyorum. Yolunuzu kendiniz seçeceksiniz ve mutlu olacağınız yolu seçin. Hiç kimseyle mukayese etmeyin. Kariyer sizi bir yere getirecektir. Eğer prensipleri yerine getiriyorsanız ve yolunuza da yolunuz bazen talih çok önemli. Yolunuza yeni yeni şeyler çıkartıyorsa ve siz de o maceraya atılmak istiyorsanız atılın. Hiç önemli değil. Orada biraz evvel Adnan Bey'in söylediği gibi o akıntıda, o yol boyu mutluluğunuz devam edecektir. Her türlü sıkıntıya rağmen. Ama hayır demeyi bilmek lazım. Eğer hayır demeyi bilmiyorsanız ciddi sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz var. Çünkü ya hayır demek gerektiği yerde hayır demezseniz 3 tane problem yaşarsınız. Ya kişisel sınırlarınız artık o günden itibaren hep zorlanmaya başlar hayır demediğiniz için. Stres ve iş yükünüz artar hayır demediğiniz için. Arkadaşlıklarınız da zarar görür. Ha burada mesela ben kendimden misal vereyim. Ben esasında hayır demekte ve yardım istemekte sıkıntılı bir adamım. Yani diyemem. Çok rahat hayır diyemem. Ve ihtiyaç olduğu vakitte biraz kendime yediremem yani yardım istemekte. Dolayısıyla halbuki bunu yapmak lazım. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa yardım isteyeceksiniz. Hayır demek gerektiyse her şeye rağmen diyeceksiniz. Yoksa ondan sonrası mutsuzluk getiriyor. Tabii cesaret çok önemli. Eğer cesaretiniz yoksa fırsat kaçırma ihtimaliniz de çok yüksek. Bazı şeylerden korkmamak lazım. Yeteneklerinize güvenmeniz lazım. Arzu ediyorsanız gitmek lazım. Tabii hedeflerle ölçüyoruz başarıyı birazdan. Yani biz de hedeflerle ölçmek ne demek? İşte karlılık var mı sanayide? Toplam cironuz ne? İlk 100 şirket arasında neredesiniz? Burada benim mesela 2 tane başarılı işim ve demin saydığım o liman işinin dışında enerji işi. Enerji işi de kuralları başkası tarafından yazılan bir iş olduğu için mutsuzluk yaşadığım 2 tane iştir. Ama Arçelik başlı başına bir şeydir. Olgun bir şirkettir Arçelik. Ben oraya genel müdür atandığım zaman çok olgun bir şirketti. Arkası dolu bir şirketti. Büyük bir şirketti. Hatta o dönemde otomotivden daha güçlüydü. Otomotiv sonra tabiatı icabı kendi büyüklüğüyle geçti. Ama hala ilk 5 içerisinde. Ama Arçelik'in şöyle bir özelliği var. Biraz evvel konuşmamın başında mukayese verdim. Dedim ki eğer ülkeye katkı bulunuyorsa ve yurt dışındakilerle mesafeyi kapatıyorsa. Şimdi bugün her ikisini de başarmış bir şirket Arçelik. Benle beraber de benden sonra da aynı yolda devam ederek başardı. Bizim ülkemizde bana göre tek şirket var. Birçok ülkede yatırımı olup oradaki insanları Türklerle yöneten, oraya kendi teknolojisini götüren, dışarıda üretip başkasına mal satabilen, yani elin taşıyla elin kuşunu vuran budur. Eğer dünya çapında bir ekonomik güç olmak istiyorsanız bizim de bu yolda ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Deminki dönemlere baktığımız zaman Türkiye esasında 95. yıllık Cumhuriyet tarihinde 3-4 dönem yaşadı. Birinci dönem kurucu dönem Atatürk ve İnönü. Ondan sonraki dönem çok partili dönem Celal Bayar Menderes dönemi. Çok kötü sonuçlandı. O ülkenin ayağına bir pranga getirmiştir uzun süre. Ondan sonraki aşağı yukarı 40 yıllık dönem askeri ihtilaller ve şeylerle dolu bir dönem. Koalisyonlarla dolu, ekonomik bakımdan sıkıntılı geçirdiğimiz bir dönem.
Daha sonra Türkiye'nin dışa açılması 80 ihtilalinden sonra Turgut Özal'la beraber uluslararası bir konuma gelmesi, ortak pazara gümrük birliğine girmesi ve bugün 15 senedir de yeni bir dönem yaşıyoruz. Hem ekonomik kalkınmada ciddi mesafe alındı. Tabii ki serbest piyasa ekonomisinin gelmesiyle beraber açılan yol çok önemli. Hem de maneviyata daha çok önem veren aynı paralelde bir yönetimle beraber yürüyoruz. Burada eğer zamanım bittiyse, bittiyse son bir cümleyle kapatayım. Var olun. Hepinize önünüzdeki yolda başarılar diliyorum. İçinizden tabii bu bir piramit. İçinizden birçoğu hem özelde hem devlet kademesinde yönetimlere gelecekler. Bu tecrübeler, bu bilgiler, burada yapılan sunumlar sizler için bir yol gösterici olmalı. Ülkemiz varsa biz de varız. Behpi Koç'un bir sözü vardır. Bunu hiçbir zaman unutmadım. Ülkemiz varsa biz de varız. O yüzden hepinize önünüzdeki hayatta başarılar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Ben de size finalde tek bir şey sormak istiyorum. Bir cümle. Sadece sesiniz duyulur nasıl olsa. İstanbul Erkek mezunu. İstanbul Erkekliler. Bir sınav sırasında İstanbul Erkekliler hemen. Bir sınav sırasında bir hocanız risk nedir diye bir soru sormuş galiba. O Orta Doğu'da oldu. Orta Doğu sesine ODTÜ'deyken. Peki ODTÜ'deyken siz de bir cevap yazmışsınız bir kağıda. Ne yazdınız? Boş kağıt verdim. Risk budur diye mi? Evet. Tamam, süper. Teşekkür ediyorum.